Dolar düştü, hemen koştum markete. 100 lira zorla da para vardı. Vardım, hiçbir şey yok. Yine el yakıyor. Ekmek olmuş 2 TL. Yağlar o fiyat. Hiç farklı değil. Aynı hepsi. Daha yükseliyor gittikçe de. Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşle beraber süpermarketler peş peşe indirim açıklamalarında bulundu. Biz de Last Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu indirim ceplerine nasıl yansıdığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Daha da fark edeceğimizi de zannetmiyorum zaten. Yani ben de markette çalışıyorum da biliyorum yani de hiç de fark edeceğimizi zannetmiyorum. Zaten o bir oturdu. Artık geriye çekilmez. Zor. İşte yansımadı daha, öyle bir indirim olmadı bir. Yok, geçen Gross'a gittim, öyle bir indirim ne yoktu. Şu yağ fiyatlarında acık bir 130'udu, 119 oldu, 109 olmuş. Bir onda vardı, eğer o da 3-5 gün içinse bilmiyorum. Devamlı olursa keşke indirim olsa da her şeyde olsa bakalım inşallah. Yaşanan indirimlerde fark etmediniz yani, memnun kalmadık öyle bir. İşte şu bir yağ da var, 3-5 gün için mi kayın, her gün mü onu da bilmiyorum. Hayırlısı olsun inşallah, vatanımız milletimiz için zarar olacak, indirecekler, zarar böyle gidecek değildi. İnşallah yansır. Fark etmediniz mi indirim? Daha alışveriş, eşime aylığı almadı. Aylığı alsam o zaman bir bakarız. Peki hakikaten pek değişmemiş değil mi Doğan? Değişen bir şey yok. Değişmemiş. Yansımamış yani. Çünkü şey yapıyorlar ya, yukarı şeyi aşağı indirdik diyorlar ama yukarı şey yapıyor. Döviz çıktığı zaman otomatikman çıkartıyorlar, düştüğü zaman düşürmüyorlar. Onu da anında o şekilde düşmesi lazım, çıktığı şekilde. Hani burada da vatandaşa biraz görev düşüyor. Böyle bir şeylerde vatandaş kendi şeyini kullanarak, inisiyatifini kullanarak şikayetçi olması gerekiyor. İndirim cebimize yansıdı. Daha henüz bir şey yok. Daha kat'i bir şey yok daha. Hiç fark etmedik. Hiç farklı değil. Aynı hepsi. Daha yükseliyor gittikçe de. Fiyatlarda bir değişim olmadı mı? Hiçbir değişiklik yok. Memnun kalmadınız yani? Hiç. Hiçbir şeyden memnun değiliz ki zaten. Yalan söylüyorlar. Evet. Yani, daha da arttı, hiç yansımadı, yalan söylüyorlar. Gavur parasına tapıyorlar hep. Türk parasına tapın, bayrağa tapın, minareye, ezene tapın. Döviz kurlarında yaşanan düşüş marketlere yansımadı ya, mı? Ne düşecek ya? Gavur parasına tapıyorlar. Gavur'un Türk parası yurt dışında ayak altında. 2 sene Suudi Arabistan'da çalıştım. Türk parası ayak altında, gavur parası rafta. Niye Türk parasına tapmıyorlar? Değerini bilsinler. Her şey Türk parasıyla çıkıyor burada. Euro'ya markayla çıkıyor. Her şey Türkiye'den çıkıyor. Euro'ya markaya dapmışlar. İndirim yükseldi. Her şey Türk parasıyla çıkıyor Türkiye'de. Dolarla mı geliyor dışarıdan? Yani indirimler başladıysa mutlaka yansıyacaktır yani. Değil mi? Mutlaka yansır yani. Ama bu tabii kontrol altına alması lazım. Evimize yansımadı. Hala marketler yine aynı, esnaflar yine aynı. Yani dolarda indirimde düşüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden büyük büyük rica ediyoruz. Şu ev kiralarına, elektriğe, suya, ev kiralarına bir el atar mısınız? Benim eşim cezaevinde 4 senedir. Ben zor geçiniyorum. Panik atak hastası oldum. Ve şu tekerrür, mükerrür. Yani bunları da kaldırırsanız istirham ediyoruz sizden yani. Ekmek bulamıyoruz. Nereye gidelim? 3 tane çocuk, evim kira. Ev sahibi diyor ki 1500 yapacağım kirayı diyor. İster çık ister otur diyor. Benim sorunum değil diyor. Şu ev sahiplerine bir el atın. Kiralara, konutlara. Tamam doları düşüştü, euroyu doları düşürdünüz ama marketler yine el yakıyor. Yine el yakıyor. Ekmek olmuş 2 TL. Yağlar o fiyat. Vatandaş sağlıklı yaşayacak ki sizi de biz sağlıklı destekleyeceğiz. Yağların yanına varılmıyor. Çay şeker almış başına gidiyor. Biz Müslüman ülkedeyiz ama yabancı ülke yeminle bizden yani insaflıdır yani. Bir şey alamıyor. Tamam yansımadı da bir şey alamıyor yani. Yağ olmuş çiçek yağı, ayçiçek yağı 100 kuruş kaç lira. Tamam dolar indi, o niye inmiyor? Bu vatandaş ne yapacak? Buna bir çözüm bulsunlar bak. Zabıtası var, denetimi var, şuyu var, buyu var. Adam oynatmasınlar bak. Kafalarına göre takılmasınlar. Bizde artı eksi olmaz. Biz adam arıyor. Başımıza bir adam arıyor. Lider arıyor. Liderin ne yapacaksa herkes doğru yapsın. İndirim şöyle oldu. Kurlar yükseldi. Dolarlar, altın vesaire yükseldi. İnsanlar aldı ve fiyatlar üzerinden aşırı bir yükselme oldu. Ama şimdi kurlar yarı yarıya neredeyse düştü. Neredeyse yarı yarıya düştü. Ama indirimler çıktığı kadar düşmedi. Yani cebimize biraz zarar oldu indirimler. Yani
indirim fayda da fayda. Yeterince yansımadı yani. Yansımadı. Vallahi kızım indirim şöyle diyorsunuz. Diyeyim 30 lira yumurta 54 lira olursa benim gibi tulavrat aldığım 650 lira maaş evimi vereyim, doğal gazamı vereyim, suyamı vereyim. Niye başa bir şeyler düşürmüyor? Düşürsün devletimiz. Erdoğan'ımız düşürsün. Ben Erdoğan'ı seviyorum, sevmiyorum değilim. Allah işi bu rast kessin. Amacık bizim gibi fakirler düşünsün. Zengin başını aldı gidiyor, fakir yolda kalıyor. İndirimi fark etmediniz yani? Hiç fark etmedim. Bu indirim ineceksin, insin. Yoksa zengin gidecek, fakir gidecek, zengin fıtığını çökecek. Getirecek, Fransa'sına gidilecek. O aynı duruma varacak. Ne indirimi? İndirim oldu ki? Süpermarkette açıklama yaptı, indirim yaptıklarına dair. Sabah çıkarım ben, bütün marketleri gezerim. Hiçbirinde indirim yok. Demek ki dolarla bir alakası yok bunların. Öyle diyorlar da yok abi yok. Size neyle alakası var yaşananın? Vallahi bilmiyorum. Başta kim varsa kim. Dolar düştü hemen koştum markete. 100 lira zorla da para vardı. Vardım, hiçbir şey yok. Yok abi indirim yok. Yumurta 38 diyorlardı. Çıktım 40 diyor. İyi lan dedim herhalde 20'ye düştü dedim. Vardım ki 55 olmuş. Yok abi yok. Yok gari. Eskiden yumurtayı yiyen gördüm büyüdü zengin diyordum. Şimdi aynı duruma düştük. Yok abi yok. Yok yok.